Geldiği anda vurmaya başlayacağız. Bakalım kaç vuruşta ölecek. Herkese tekrardan selam. Bugün sizlerle beraber Minecraft ama özel kılıçları var videosuyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Zaten envanterimde de birkaç kılıç görüyorsunuz. Örnek olarak aldım birkaç tane kılıç. Peki bunları envanterimizden nasıl alacağız? Envanterimizi açtığımızda direkt doğa menüsünden bu kılıçlara sahip olabilirsiniz. Hemen isterseniz şimdi güçlerini test edelim. Bakalım bu kılıç kaç vuruşta kesecek? Bakın 2 vuruşta kesti. Tekrardan spawn ediyorum. Bu neymiş? Mesela kaktüs kılıcıyla deneyelim biz bunu. Kaktüs kılıcımız 2 vuruş, 3 vuruş ve 3 vuruşta kesti. Mesela tekrardan yerleştirelim. Buna geçelim bu sefer. Bu neymiş? Buz kılıcı arkadaşlar. Buz kılıcımız kaç vuruşta öldürdü? 2 vuruşta öldürdü. Evet, hemen bunu test edelim. Abi bildiğin tek attı. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane kılıçlarımız var. Bu arada arkadaşlar bu kılıçlar modla birlikte geliyor. Açıklama kısmında ben sizlere indirme linkini vereceğim. Bir de arkadaşlar modun içerisinde değişik değişik benim anlamadığım kılıçlar mevcut. Mesela bu. Kılıç değil sanırım, değişik bir görüntüsü var ama sizler test edebilirsiniz. Mesela biz buradan neyimiz varmış? Katana. Hemen katananın gücünü de test edelim. Bir vuruş. 2 vuruş. 2 vuruş yaptığımızda direkt ölüyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen diğerlerine geçelim. Evet, bunu pek sevdim diyemem ama yine de 3 vuruşta öldürebiliyoruz. Ama şöyle bir kıyaslama yapacak olursak da arkadaşlar, Minecraft'taki elmas kılıcı aldım. Bu kılıcımız onu 3 vuruşta keserken bakalım elmas kılıcımız kaç vuruşta kesecek? 1, 2 ve aynı şekilde yine 3 vuruşta kesti. Bu arada içerisinden bu şekilde büyülü bir kılıç çıktı. Gerçekten efsane. Şimdi bir de Netherite kılıçla deneyelim biz bunu. Netherite kılıçla 1, 2, 3. Yine aynı şekildeymiş. Yani bir farkları yok. Bunu da test etmiş olduk. En güçlü kılıcımızı zaten az önce görmüştünüz. Bu kılıcımız arkadaşlar tek vuruşta direkt öldü. Gerçekten efsane ve güçlü bir kılıç. Şimdi isterseniz bir de bunları zırhlı zombilerde deneyelim. Burada iki tane zombimiz var. Bakın Netherite zırhlı ve elmas zırhlı olmak üzere. En güçlü kılıcımızın ne kadar vurduğuna bakalım. Yani ilk önce elmas setli zombimizle başlayalım isterseniz. Hemen vuruyorum. Bildiğiniz gibi zaten tek vuruşta öldürüyordu tüm canlıları. Vuralım. 1, 2 ve bakın 2 vuruşta kesti. Ama şuna şöyle bir güzel yanı var. Gerçekten abi zırhları mı kırıldı? Bildiğin yok oldu. Şu an elime herhangi bir zırh da gelmedi. Bildiğiniz yok etti herhalde arkadaşlar. O kadar güçlü. Bir de arkadaşlar işin cıvığını çıkararak Enderajlar arasında bu Edge kılıcıyla kesmeye çalışacağız. Ama ondan önce Netherite zırhlı zombimize bakalım. Bakın vuruyorum. 1, 2 ve elmas setliği 2 vuruşta keserken Netherite daha güçlü olduğu için doğal olarak 3 vuruşta kesti. Bakın 3 vuruşta kesti ve içerisinden bakın sadece bir tane zırh düştü. Diğerleri kırıldı yani. Direkt yok etti. Bakın bunlar yok olmadı ama göğsünün durumunu anlayabilirsiniz. Gerçekten sıfır canı var. Yani bildiğiniz hiç canı yok abi. Ama donumuz dayanmış. Yani %70 cana kadar düşmüş. Gerçekten o kadar güçlü. Zaten bunu az sonra videonun sonunda da Ender Ejderhası üzerinde test edeceğiz. Şimdi bir de Iron Golem'i deneyelim. Gel abi buraya. Bakalım bu kaç vuruşta kesecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 vuruş oldu. 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bayağı bir vurdum şu an. 12, 13 vuruşta elmas kılıçla ölürken Iron Golem'imiz. Şimdi isterseniz hemen Edge kılıcımızla da deneyelim bunu. Bakalım bu kaç vuruşta öldürecek? 1, 2, ve 3. Bakın 3 vuruşta bildiğiniz kesebiliyor. Gerçekten o kadar güçlü. Elmas kılıçla az önce ne yaptık? 13 kere vurduk. Ki Netherite'da belki 12'ye düşebilirdi ama fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçekten Edge kılıcı bildiğiniz tek attı diyebiliriz. Hani elmas kılıç 13 vuruşta kestiyse Edge kılıç da 3 vuruşta kestiğine göre Edge kılıç kat kat güçlü, yani elmas kılıçtan anlayabileceğiniz. Hemen ne yapalım? Ender Ejderhası'nı kesmeye çalışalım. Bakalım o kaç vuruşta ölecek. Evet, hemen hızlı bir şekilde End portalını açıyorum. Şöyle yerleştirelim. Bu kılıcın gücünü gerçekten Ender Dragon üzerinde çok merak ediyorum. Zaten sizler de şimdi göreceksiniz. Evet, ve Ender portalına geldik. Ender ejderhamız da burada gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz hemen gücünü test edelim. İlk önce şu patlangaçları kesmek istiyorum. Evet, hemen şunları patlatalım. Evet, geldiği anda vurmaya başlayacağız bakalım. Kaç vuruşta ölecek? Tam bir vuruşta bile gayet fazla canını götürdük. Bakın. Üçüncü, dördüncü. Dördüncü vuruşumuzda yaklaşık arkadaşlar %30 canını aldık gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan geldiğinde bakın şu an beşinci vuruşu yapacağız. Bakın beşinci vuruşta şu an nereden baksanız %40-30 canını götürmüştür. 6, 7, 8, 13. 15. vuruşumuzda şu an zaten canı bayağı bir azaldı. Yaklaşık %20'ye düşmüştür arkadaşlar. 18, 19. vuruşu yaptığımızda
Artık Ender ejderhasında bu şekilde bu kılıçla 19 vuruşta kesebiliyormuşuz. Ve gerçekten gücünü de buradan efsane bir şekilde test etmiş olduk. Elmas kılıçla yaklaşık 35 vuruşta ölecekken bu kılıçla yaklaşık 20 vuruşta veya 15 vuruşta Ender ejderhasını öldürebiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.